Kemal Kılıçdaroğlu 14 Aralık'ta görüleceği bir ay öncesinden belli olan İmamoğlu davasını hiç önemsemedi. Karar gününün sabahında Berlin'e uçtu. Amerika ve İngiltere fiyaskolarına Almanya seyahati de eklendi. O arada Meral Akşener'in rol çalması İmamoğlu'yla el ele Saraçhane pozu canını sıktı. Altılı masa için kod çözücüye ihtiyaç yok.'' Kılıçdaroğlu Akşener'in 2 Aralık'ta Habertürk yayınında İmamoğlu veya Mansur Yavaş'a hayır demeyiz çıkışına çok alınmış olacak, iç işlerimize karışma mesajını bu defa açıktan verdi. Akşener ne derse desin, inisiyatif Kılıçdaroğlu'nda. Ortak aday CHP'li olacak. Akşener'in buna itirazı yok. Sadece bu konuda belirleyici olmak istiyor. Ayrıca İmamoğlu veya Yavaş'a hayır demeyiz çıkışıyla CHP'nin iç işlerine karıştığı filan da yok. Seçime şurada 5,5 ay var. Kampanya dönemi kapıyı çaldı çalacak buna hazırlanacak vakit kalmadı. Hangi adaya nasıl elbise biçecek ve bunu nasıl takdim edeceksiniz? Akşamdan sabaha planlanmaz bu. Ve sadece paranızın bütçenizin olması da yetmez. Ekip ve süreç işi aynı zamanda. Altılı masa toplanmak için Temel Karamoğlu'nu bekledi ama saray boş durmadı. Başdanışman Mehmet Uçum, karar hukuka uygun muhtemelen onanır, farklı karar çıkarsa bu tartışılır dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, karar kesinleşirse İmamoğlu seçime girip kazansa bile mazbatası verilmez dedi. Her iki açıklamanın da haber Türkiye yapılması tesadüf olamaz elbette. Elinoğlu boş durmuyorsa sizin de hızlı aksiyon almanız icap eder. Ne çare ülkede iktidar da muhalefet de şaşırtmıyor artık. Sarayın hamlelerini buna muhalefetin tepkisini tahmin etmekte zorlanmıyorsunuz. Daha önce nasıl yaptılarsa öyle yürüyorlar çünkü. Tuhaf olan Erdoğan seçim kampanyasını Eylül'de başlattı, Bahçeli'yi bile meydanlara sürdü, muhalefet öylece bekliyor. Hatta öğreniyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun danışmanları onu epeyce doldurmuş. İmamoğlu davasından bir şey çıkmaz efendim. Karar veremezler efendim. Yine ertelerler efendim. Yıldızınız çok parlak efendim. Bakmayın çıkan haberlere efendim. Anketlerimiz desteğinizin arttığını gösteriyor efendim filan. Mealen böyle. Burada soru CHP'de kim saraya çalışıyor sorusu değildir. Yararı yok bunun. Hem altılı masa bunun için kurulmadı mı? Orada altı lider var. Her birinin altında en az 5-6 kurmay düşünün 30-35 eder. Ortak akılla hareket edeceksiniz. Buradan görünen şu. Erdoğan İmamoğlu'na siyasi yasak koyarak bildiğini okudu. Bu konuda başarılı olur mu henüz bilmiyoruz. Çünkü karnesinde kırıklar var. İstanbul seçimini tekrarlatmak büyük hataydı mesela ters tepti. Masada tek aday var Kılıçdaroğlu. Ve masa boynunda ilmik olan ismi aday göstermez. İmamoğlu sonraki maçlara hazırlanacak. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kılıçdaroğlu'nun son CHP grup toplantısına İmamoğlu davetini ise şöyle okumak gerekir. Dikkatle yazılmış konuşma metninde ilişkilerini baba oğul ilişkisine benzeterek CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır demesi mühim. Bununla yerin CHP'dir. Benden sonraki isim sen olacaksın. Sıranı bekle. Benim misyonum sana zemin hazırlamak olacak. Mesajını verdi konuşmasını bitirirken herkes Bay Kemal'i beklesin dedi. İmamoğlu mesajı aldı. Ablası da ikna olmuşsa seçim ve sonrasının yol haritası budur.